E, ee, nasılsınız? iyisiniz? Bahtiyar insanlar. Hakikaten bahtiyar. Bahtiyarsınız ki Cenab-ı Hakk'ın böyle bir memleketinde, dünya denilen diyar-ı gurbette, ahir zaman fitnesinde böyle bir dersi yaşıyoruz. Ganimet kabul edin bu zamanda yaşamak. Allah ne yaptıysa doğru yapmıştır. Onu aynen teslim ederiz. Teslim ettikten sonra belki şöyle zan gelebilir. Ben keşke asi saadette olsaydım. Daha bilmem ne olurdum. Sakın demeyin o peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı görüp beşte dördü iman etmemiş. Beşte dördü iman etmemiş. Ee, bu bize verilen ruh bu ortamda neşunema bulur. Bizim ruhumuz bu asra uygun. Her şey yerinde bakarsan, görürsek, insan hakikaten yaratılış gayesine en uygun vakti senin yaratıldığın vakittir. Asıl saadette de olsan olmaz. Beş sene sonra da olsan olmaz. Ne zaman doğdunsa ruhuna en uygun vakit doğdur. Avuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu and... vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin her şeyi merkezine koyabilecek it, itikat ve anlayış nasip eylesin. Kainattaki rububiyetine, malikiyetine ve ilahlığına inkıyat edenlerden eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam geçen haftanın dersin devamıdır ama her ders mustakildir. İptal his nasıl oluyor? Yani hissi, his iptali olunca insan hissini yaşamıyor mu? Örnek vermiştim. Size örnek veriyorum aynı. Ben şimdi bu bilgisayar kabul et. Televizyon. Bunu seyrederken şurada bilgisayar koymuştum. Bilgisayardan uzaktan benim bilgisayarım interneti uyduya, bu da uyduya bağlansa bu bilgisayarla ben burla buraya girerim. Senin bilgisayarına girdi mi? Burada ne gösterirsem sen onu seyredersin. Evet hissi yaşıyorsun. His yaşıyorsun. Oradakilere etkileniyorsun. Fikir oluyor, duygu oluyor, gaye oluyor, heyecan oluyor. En önemlisi dostun ve düşmanını oradan buluyorsun. Bu dostunu düşmanı kim tayin etti? Ben seyrediyorum, ben hürüm, müstakilim. Kendi başıma yorumluyorum. Hayır, sana ne verdimse onu seyrediyorsun. Sana hangisini tarafkir olmanı gerekiyorsa onu yaptırıyorum. Yani iptal istemek his yaşamıyor. Onu yaşıyorsun. Sana gösterileni yaşıyorsun. İptal his. İptal his olunca ne oluyor? Geçen hafta burada kalmıştık. İptal his burada soracağınız var mı? Mutlaka sorun arkadaşlar. Şey değil ama 17 yaşında bu parkura girdim. Risale-i Nur'u mesleği içerisinde, bu ilmi içinde, enfusi sahayı Cenab-ı Hak bize nasip etti enfusi meselelere ait, gayba ait aranızda varken bize eğer biliyorsam sorun e, söyleyeyim. Yani bu tür şeylerinizi mutlaka sorun. Şimdi size teknik birkaç tane bilgi vereceğim. Bu işin hakikaten külliyatta mesleğini yapmış. Yapmaya devam ediyor. His denilen bir şeyin ne olduğunu bir buçuk seneden beri çalışıyorum. Dima hakkında on küsür sene he, Ali. 10 küsür sene demir kafa nedir? Eğer mevzuyla alakalıysa kısmın ehliyim. Sorun ortaya çıksın. Şimdi size bununla alakalı iki tane toplumda gördüğüm yanlışı, tuzağı, zararı bahsedeceğim. Hemen oradan gireceğim. Biyoenerji ile tedavi olmak, huddam satın almak, kiralamak. Diyeceksin ki bu nereden ilk defa duydum diyeceksin. Doğru. Biyoenerji demek cinnidir. Cinnidir. Huddam hizmetçi almak, kuddam, kiralama, parayla satılıyor. Bu da annenin ismini alarak, kendi ismini alarak, doğumunu alarak, onayını alarak cinlenmektir. İçeriye cin sokmaktır. Peki bunlarla tedavi yöntemi var mıdır? Bunlarla yoktur. Dinimizin tedavi yöntemleri bellidir. Dinimizin dışındaki tedavi yöntemleri bidattır. Bidatta dalalettir. Ve geçici bir rahatlık hissedersin. Yani biyoenerji dediğin kişi o cinnidir. Bundaki cinniyle sendeki cin veya verdiğin şifreyi şöyle. Annenin ismini, kendin ismini, doğumunu vermekteki gaye şu. Telefon ederler ya sana. Bankadan arıyoruz, savcılıktan arıyoruz. E, kimlik bilgilerini istiyor, istiyorlar ya. İçeriye giriyorsun. Bankayı boşatıyorlar ya. Ha, bu yapanla, bunu yapanlar da Öyle paldır küldür sana giremez, sokamaz. Mutlaka senden banka bilgilerini alır gibi, senin özel bilgilerini, senin sesinden alması lazım. Senin sesini alması lazım. Annenin ismini der, Osmanlıca yazar. Senin ismini yazar, doğumunu yazar. Tamam, onaylıyor musun? Onaylıyor. Geçmiş olsun. Paldır küldür herkese vermen banka bilgilerini, mail adresini gibi verme. Ahmak olma, eşek olursan semer vuran çok olur. Ha? Dinimizdeki tedavi şekli bunu ihtiyaç duydum çok sorulduğu için ekledim. Bu budur. Burada tevazu yapmıyorum. Ehliyim ve ehli dedikleri kişilerin feyesini de böylelikle ortaya çıkartıyoruz. Şimdi geliyoruz. Sayfa 744. Sorusu olan var mı? Müslüman kardeşime yardım edeyim diye anlatıyor. Alet olmayın. Dinimizde tedavi bellidir. Abuk subuk şeyler tedavi yok öyle bir şey. Garip bir dünyada yaşamıyoruz. Öyle bir şey yok yani. O Arzu ettiğin hayat uçuk hayat cennettedir. Arzularımızı erteleyip öteleyeceğiz. Öyle peki sıkıntı niye çekiyoruz? Kur'an'da belliydi. Demiş ki her günah yapan, günah işlerini yana bir şeytan yaratırız. Her bir günahta küfre gidecek bir yol vardır. Ne demektir o? Ee, zikirden ve ibadetten nefretkarane uzaklaştırıyor haleti. Şimdi sevgili kardeşim. Çalışıyorum inanın. Gece gündüz çalışıyorum. Yatsıyı bile kılmamışım ha sizinle. En son... Rendeşliyim diye yani. Yeter ki külliyata muhatap olalım. Hepimiz Risale-i Nur talebesiyiz. İstifade edelim yani. Orada gömülü manalar. Eşelemeden, dışarıya çıkmadan ölmemek gerekiyor. Ustad diyor ki bakın. Düşünmek ise deşmektir. Ne demek deşmek? Karpuzu deşiyorsun, toprağı deşiyorsun. Toprağı deşiyorsun, eşeliyorsun. Bitki çıkıyor. Yani dışarıdan gelen bilgilerle batında yazılımını aktif ediyorsun. وَعَلَّمَ اٰدَمَ اَسْمَٓاءَ كُلِّهَا Bütün isimler, ilimler sende zaten derc edilmiş. Kodlanmış, yaratılışında. Ademe diyor, bütün ilimler yazılmıştır. Yani kodlanmıştır. Düşünmek ile onu deşiyorsun diyor usta. Düşünmek ise deşmektir. Yani dışarıdan, benden şimdi duyuyorsunuz ya. Aslında dışarıdan aldığını zannediyorsun. Doğru, sureti budur. Dışarıdan ezberliyoruz. Öğreniyoruz. Ne oluyor bu? Batındakini dürtüyoruz. Toprağı kazıyoruz. Ekiyoruz. Gerisi Allah'a ait. Ağacı o verecek. Ha. Düşünmek ise deşmektir. Şuur nedir? Vicdan da alemi gayba kapı çalmaktır. Düşünmekle kapı çalmaktır. Vicdana ötelerden verilen cevabın adı şuurdur. Aklı şuur değil vicdanı şuur. Şuur ise iade-i ziyaret ediyorlar. 506 sözlerde. Şimdi arkadaşlar. Huda şifadır. Farsça. Yani Allah. Allah ihtiyaçtır. İhtiyacını hissetmektir. Heva iptalisttir. Ben size şu sayfa e, yapabilecek misiniz? Sefaat ve eğlence. çok. Heh. Bu her bir cümle bir toplama. Risale'de geçen sefaat ve eğlence. Kulavuzu bir Rabbin Nas. Melikin Nas. İlahin Nas. Çünkü onları Cenab-ı Hak nazara veriyor. Sebebin nuzulu Allah Resulü hasta olmuştu. Sihir yaptılar diyor mektubatta. Tarağa sardılar diyor. Tarak. Değil mi mektubat bilen nur talebesisiniz. Hepiniz biliyorsunuz. Tarağa bir şeyler sarmışlar. Abuk bu şeyler. Sonra kuyuya attılar. Sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Sonra ya Muhammed sana şu yaptılar diyor. Hazreti Ali'yi gönderiyor. O kuyudan onu alıyor. Sonra bu ayet iki süre nuzul ediyor. İyi ki öyle olmuş. Kulazı bir Rabbin nas, meliki nas. bir Rabbil felek. Muazeteyn suresi. Süreler inmiş. Şimdi Kulazı bir Rabbin nas. Bu üç tane isme muhalefet eden insan sihirlenir. Ondan bahsedeceğim. İnsan sihirlenir. Üç, 4 e, yerde sihir olur. Akılda sihir olur, vicdan sihir olur, kalp sihir olur, ruh sihir olur. Akıl sihir olursa ne olur? Tek tek anlatacağım size. Şimdi elimden geldiği kadar. Başka sihir mi? Arama. Böyle paldır küldür birisi yazmış. E ötekisi de yazmış. Ben de böyle oldum. Ya kainatın rububiyetinin yönetimini bu adamlara mı vermiş? Elini sağlaya sağlaya sihir yapmış, büyü yapmış ben de bir kötüyüm. E o zaman Allah Resulü sihir büyü yapsaydı Hendek Savaşı niye kazdı? Ne zırh giydi? Fatih niye top dö döktürdü? Peki bunların yeri yok mu? Var tabii. İşte o sıkıntı verecek kadar var. Onun yöntemini de ilim çıkacak. Bununla da batını uyandıracağız da ne var insanda? Geçen ben, bende de sıkıntı oldu. Dedim ki sen kimsin diye soruyorum sıkıntıya. Sensin <laughs> kimsin dedim ben felancayım dedi. Yani kendisi söylüyor. Yeter ki soru sor. Esvalin, el sualin nisvilin. Sual sormak ilmin yarısıdır. Sıkıntına soru sor ya. Vesvesenenden vesvese yaparsan vesvese vesveselikten çıkar basamak olur. Bir de sen yap ya vesveseden vesvese. Vesveseden niye rahatsız oluyorsun? Vesveseni vesvese yap. Vesvese kemalat olur. Sefaat ve eğlence ne yapar? Kulezi berrabbin nası ortadan kaldırır. Yani Allah'ın kainattaki rububiyetini, raplığını, yöneticiliğini beğenmez. Kulazı bir Rabbin Nas. Nasıl oluyor? Si, akıl sihirlenirse böyle oluyor. Şeriata haşa haşa, yüz bin defa haşa. Şualar 725'te söylüyor bakın. Oradan aldım. Şeriatı eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Akıl sihirlenirse, boşver o sihirleniyor ya. Böyle soyunuyor, bağırıyor, çağırıyor. Ya o sihir bir şey değil ki çoğusu da mesul değil. Blok olmuş. Akıl sihirlenirse Rabbinasa muhalefet etmekten kaynaklanmış. Aklın istikameti yitirilince o zaman aklı der ki şeriata eğri yanlış noksan bulmak istiyorlar. Aklın istikametten çıkar insanı da şiddatlık yapar. Üç kişi Kur'an'da Alelen Allah'a meydan okuyan zalim kafir var. Üç tane. Şedat, Nemrut, Firavun. Ee, bu çok tehlikeli ha. Yani diğerlerinden bir derece kurtulursun da. Firavunluk nedir bizde? Firavun. Ne, ne hangi ahlak olur? Bizde ne ahlakı besler? Kibir. Nemrut. Nemrut anidir. Şedat. Şedat sefaat ve eğlencelerle. İrem bağlarını yaptı ya. İl İren Bağları'nı bağlanıyor senede yaptı. Özelliği şu. yeter ki sen Şedat onayla içeriye gir. İran bağlarına her yer senin. Her şeyden istifade et. Ama senin tapulu yerin değil. Hiçbir yer senin değil. Her şeyden istifade et. Ama hiçbir yeri senin değil. Sana al o. Daireler satıyorlar ya şimdi. Bir şey diyorlar ona. Hayali bir mal. Başka? internet. Gayrimeşru hayat, TikTok, YouTube'lar falan o haram kişiler senin eşin mi? Yok, istifade et ama senin değil. Se i̇stifade et eşin gibi ama eşin değil, helalın değil. Bak kim o? Şeddatlık, Şeddat. Senin eşin mi? Değil ama eşin gibi istifade edersin. O şehir senin mi? Yok. Sen mi gezdin, çektin videoları? O şehirleri seyredersin Şeddat. Her yer senin. Ama hiçbir yer senin değil. Akıl sihirlenirse şeddatlık olur. Peki nasıl sihirler? Bırak onun serserinin yazdığı çizdiği sihiri. Sefaat ve eğlence sihirdir sihir. Aklı sihirliyor bu olur. Kulavuzu bir Rabbin Naz. Melik'in Naz. Melik ham ham kodlama. Ezberleyelim diye. Nerede geçiyor? şuallar 81. Ne demek? Haksız temellük. He. Böyle ezberliyorum. He. Haksız temellük. Yani senin malın değil benim yapıyorum. Devletin malı olur. Kardeşinin malı mülkü olur. Allah'ın mülkü olur. Benimdir diyorsun. İki. Aynı dağlını bilmemek. hamun A'sı. Yani bilmemenin cezası. Allah bakidir. Onu anlamak için cenab Hak ayna yapmış. Bakiliğini anlaman için sende bir bakilik vermiş. Şu ayna güneşi gösteriyor. Allah'ın bakiliğini anlamak için ruhuna aksetmiş Cenab-ı Hak Baki Zülcelal. Allah'ın bekasını anlamak gerekirken, aynadaki güneş de o güneşi tanımak gerekirken, aynadaki güneş kendisini zannetmiş, benim demiş, aynaya ben demiş, Allah'ın beka aynadarlığından dolayı Allah bilmeyince kendisine bekalık vermiş. Beka demiş demiş ama ölüyor. Kendisine beka verince ölen adam öleceğini bilen adam ölüm korkusu sarar. Ölüm korkusu kendisine beka vermekten kaynaklanıyor. Oysa ya baki entel baki sen bakisin. Bakiliğini anlamak için verilen aynı darlığından, dan vermeyince kendi bekasını aradı belasında çekiyor insan. Demek ki ham haksız temellük a aynı darlığını bilmemek Me mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Yani bu bir Rabbinaz, Melikinaz hevesler böyle yapar. Heves bitmez, tükenmez arzular. Uygulayalım. Dokunacak ama ikide bir telefon değiştirmek bir alışkanlık yapar. İkide bir arsa değiştirmek alışkanlık yapar. İkide bir daire değiştirmek alışkanlık yapar. Biraz da çıtayı yüksel. İkide bir araba değiştirmek alışkanlık yapar. İkide bir eşini değiştirmek de oraya götürür. İkide bir eş değiştirmek o hevesin bir yerde duracağı var mı? Bir fren. Hop burada dur. Yok. Gidiyor da gidiyor. Telefonla başlıyor. Daireden başlıyor. Gömlekten başlıyor. Sonra arabadan eşini değiştirmekten Milli piyango vuranların akıbetine dair işte ben biraz kafadan eksik olduğum için ne merak ediyorsun ya? Bu milli piyango çıkan dünyada, dünyada evvel 60 sayfalı bir kitap. Ulan ne yaptılar diye okudum. Hakikaten okudum. %99'u, 99.9'u ne yaptı? Helak oldu ama ne yaptı? Hanım. ilk hanımı, hanımını değiştirdi. İlk işini öyle yaptı. Şarkıcıların %99'u da karısını değiştirmiş. Eşini değiştirmiş. Aman aman hepsi. 199. ha heves var ya heves. Bu insanın ahirette kullanması gereken o arzularını dünyaya çekiyor. Biraz önce dedim ki bekayı bedene çekince ölüm korkusu sarar. Ahirette kullanılacak o hevesi, arzu, isteklerini dünyaya çekiyor. Çekince de hiçbir şeyden doymuyor. Doymaz. Bu sefer He, o da benim, o da benim. Malik zanneder kendisini. Malik'e dava eder. Malik, bu sefer kendisi de kendisine malik zanneder. Melekelerini inkişaf eden o meleke, malik olduklarını kendinden zanneder. Ve ne olur insan? Firavun olur. Ma, malik olduklarının sahibi. Malik var ya evim, apartmanım, evim, çocuğum, paranın. Malik olduklarımın sahibi benim. O zaman melekeler çöküyor. Bak malikanem, malik olduklarım insana taşıyorum. Melekeler, istidatlar, kabiletler çöküyor. O zaman melik Naz muhalefet edince istikameti kaybeder, firavunluk yapar. Benim dedi ya. Sonra İlahi Naz, heves de olur diyor. Ben topladım heves nedir diye. Hulasa ettim burada Tabii mutlaka daha değişik noktayı nazarlarınız vardır. Çünkü okumuş insanlarsınız. Buraya şansı maneviden istifade etmeye geldik diyorsunuz. Yoksa illa bu kadardır değil. Hulasa bak görüyorsunuz. Gayem şu. Madem Risale-i Nur mucidittir. Asın çıkış yoludur. Yüz senede bir gelendir. Bu asın hastalıklarına neşter vuracak. Ben öyle başladım psikolojiye. Dedim ya bu psikoloji. Ya psiko... Ruh demek, loji ilim demek. Ruh hastası, adam doktor bedeni ilaç veriyor. Bunun çaresi yok mu dedim ya. Madem Risale-i Nur asrı mücedididir. O zaman Risale-i Nur'da bu olması lazım. İhtiyaç hissettim, soru sordum. Kendim niye böyle hissediyorum? Soru sordukça cevap buldum, buldum derken 500 küsür tane psikoloji dersi olmuş. Ve biyolojik, şey bedensel psikoloji de değil yani. Bu psikoloji değil mi? Daha bir, tane, bir tanesi Ömer diyordu. Ömer burada mı? Babalı yok. E, doktorla ...görüşmüş, bir, birisi birisini anlatır... ...doktor bir şey anlatırken... ...en son demiş ki... ...ya hocam dedi, de bir sakal değiştir... ...elbise değiştir, legolar değiştir... ...arabayı, koltuğunu değiştir... ...insan, böyle mutlu olacağını on söylediniz ona... ...hakikaten inanıyor musunuz... ...ya yani, mutlu olacak? ...ne diyeyim başka dedi... ...Allah ve ahiretle bir insan... ...aklını, kalbini, ruhunu tatmin edebilir mi? Bak kadın ha kadın... ...acık saçık kadın, zahirde şey yapar. ...evet... Niye peki Allah ve ahirette tedavi etmeyi işi şey yapmıyorsunuz? Bilmiyorum ki dedi ama çaresi o dedi. Bu doktor hakperest yani Allah hidayetini artırsın. Böyle düşünen kardeşlerimin ve doktorlarım Allah hidayetini artırsın. Ama bilmiyorum ki dedi ama çare bu. Ben ne diyeceğim? Demiş ki o kadına saçının rengini değiştir, şeklini değiştir, elbiseni değiştir, arkadanışını değiştir. Daha ileri gidecek, eşini değiştirecek ve yani ruhunu cesedine yedirecek. E peki bu çare mi? Değildir diyor. Beni Almanya'dan aramıştı. Psikiyatrist doktor. Hem de ilaç yazıyor. Baktım gizliyor. Kardeşim ne iş yapıyorsunuz? Kızma ama dedi doktorum. Ne doktorusunuz dedim. Ben psikiyatristim. Ha ciddi olamazsın dedim ya. Ya kızma dedi. E, terzi kendi yırtığını, yitiğini dikemez ya dedi. Ya dedi. Evet ben de biliyorum böyle düşünmemem gerekiyor ama geldi o düşünce dedi. Nasıl bunu kovacağım diyor. Hocam dedim onun oradan kurtulmanın yolu Kurtulmaya çalışmamakla. Ya biz onu kovmak için yöntemler söylüyoruz dedi. E sen işte onun için aradın beni ya. Çünkü sistem böyle çalışıyor. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamakla. Vesveseden vesvese ederek. Bu vesvesedir. Vesveseden vesvese ettiriyor usta. Yani bir şey sistemi çökertemezsiniz, yok edemezsiniz. Bu sistem var. Bu sistemden bunu yönetirsen basamak olur. Bunu ortadan kaldıramazsın. Bu şeytan yok olur mu? Son nefesine kadar. Aklına konuşursa, düşünce bozukluğuna vehim. Kalbinde olursa, eylemlere de vesvese olur. Sistem böyle çalışıyor. Bunu kaldıramazsın. Onu tanımaya çalış. Vesvese kalkmaz. Direnirsen yaban arıları gibi. Daha çok şiddetlenir. Daha çok saldırır. Kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamaktır. Ne yapacağız abi? Tefekkür-i imani diyoruz zaten tefekkür imanı onu baskılıyor. Yani gündüz ay yok mu? Var. Niye gözükmüyor? Güneş çıktığı için. Ha, tefekkür imanı onu baskılıyor. Yok etmiyor. Küfür hakikati de görmüyor. Heva ilahin naz. Rububiyete muhalefet eden bir <laughs> insan. 28 yerde geçiyor Kur'an'da. Men <laughs> ittehaza ilahahu hevahu. Heva demek ilahlık iddia etmek. İlah. İnsan nasıl ilah olur? Kulazı bir Rabbi nasıl? Rabbi nas yaparsa, meliki nas yaparsa kaçınılmaz artık son durağı da ilahi nas olur. İlahlık iddia eder. Nasıl yapar? Rububiyete muhalefet eden ve kendi kendine malik telakki eden son durağı olan ilahlık, ilahlık davası kaçınılmaz olur. Ruhunun istikametinden çıkarır, nemrutluk olur. Nemrut en şiddetli olmasının sebebi şeddat Kur'an'da. Şeddat, Firavun, Nemrut. En şiddetlisi, en berbatı Nemrut. Çünkü peygamberi bir saat ateşe attı. Diğerleri atamadı. Ee, Şeddat'ın karşısında kim vardı? Hud aleyhisselam. Ee, ona çekip gitti. Şehirleri yok oldu. Ee, şey Firavun atmak istedi. Kendisi boğuldu. Ama bizzatı atan Nemrut olduğu için enşer o. Ee, aklımızı doğru kullanmasak Şeddat mesleğine kayar. İrem bağlarına girer bütün o şehir senindir zannettirir, sanar, dünyaya sokar. Hiçbir yer senin değildir. Oradan da aram eşlerden, eşler sana şey yapar, eşin gibi istifade ettirir ama eşin değildir. filmler vesaire. Bizi İrem bağlarına sokar. Kur'an, Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her ası da efradı bulunur. İrem bağları Kur'an'da böyle bir şehir diyor. Yeryüzünde kurulmadı diyorsa bu zamanda da İrem bağları olması lazım. Bir mana masada olması lazım. Bu asırda İrem bağlarının bir tezahür olması gerekiyor. Onu da Allahu alem bu sanal dünyalardır. Çünkü İrem bağlarının özelliği giriyorsun, şedatlığını kabul ediyorsun. Girince her yer senin. Hiçbir çirkin kadın yokmuş orada. Uyduruk bir adam yok, moralı bozuk yok, yaşlı yok, hastane yok. Onlar hep dışarı yatıyor. İren bağları böyle. Şimdi neresi giyse o. Ha Peki nasıl düşer o bu asırda? Akıl istikametini kaybederse tefekkür yapamaz. Tefekkür yapamadığı için İren bağlarında bulur kendisini. Sabahlara kadar internetten kalkamazsın. İren bağlarında olduğunu unutma. Rububiyeti muhalefet etmekten kaynaklanıyor. Sonra o heves, şurada hevesti, heves ve heva şey eğlenceden oluyor. Topluyorum heves. Kulazı bir Bak sihiri görüyor musunuz? Bak sihir nasıl çözülüyor bu aslında. Heves de malik olduklarımızın malikiyeti bizim değildir. Emaneten verilmiş ruh emanettir, ene emanettir, beden emanettir, emanetler de emanettir. Bunu bilmezse e, muhalefet eder, Allah ma malikiyet dava eder, M melekeleri bozulur, İstidadı bozulur. Ne yapar ondan sonra? Firavunluk yapar. İlmimle yaptım der. Sonra heva, tabi rububiyete muhalefet eden, maliket dava eden, ilahlık dava etmesi normaldir. Heva demek, hevesle heva, dağlar kadar fark var. Heva, ilahlık iddia etmek. Heves ise bitmez, tükenmez arzu ve isteklerinin yolunda koşmak. Allah Allah küllat olunca... Ne kadar filist yazarsan yaz. Gülla böyle gördüğün zaman. Bir tuhaf değil mi? Herkesin eline kitap vermiş olduk böylelikle. Kimse gaflete dalamaz. Çünkü önünüzde kitap var. Zaten bir tane benim gibi adam var böyle. Öyle değil mi diyersen hemen sana soru sorar diyeyim. Yani böyle gaflete dalan. Arkadaşlar bu dini ders değil ha. Psikoloji tedavidir. Bak biraz önceki sihirden bahsettim. Sihir. Normal bir ders mi? Bak sihir. Akıl sihirlenirse böyle olur. He, mesela arkasın, arkasını şey yapayım ya. Buraya girmeden arkasını ver arkasını. Heh. Akıl sihirlenirse. Hani var ya nuska yaparlar abi sihir. Ya boş ver o serseriyi ya. Acaba biz sihirlenmiş miyiz? Kendi kendimize sihir yapıyoruz. Akıl sihirlenirse ne olur? İstikametli düşünemez. Tefekkür edemez. Suizana müptela olur. Bilgilerine ve malumatlarına ulaşamaz. Tefekkür edemez. İstikametli itikadı olmaz bak akıl sihirlenirse. Bir buçuk senelik projeden çıkarttım bunu. Bir buçuk sene çalışıyorum. Vicdanı sihirlenirse, iç alemde dört tanedir. İç alemin dışarıdan içeriye gidiyorum. Akıl, vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Akıl sihirlenirse, tefekkür, inanın bütün vehim ve vesvesenin çaresi, psikoloji, son hududu, tefekkür imani. Tefekkür ne vehim bırakır, ne vesvese bırakır, ne sihir bırakır. O tefekkürden dolayı geçen işte dedim ya şahit olduğumu size de göstermek istiyorum. Bir sıkıntı sarmaladı. Neyin sesin dedim? Tefekkür ettim. Sen kimsin dedim? Ben falan yerdeyim dedi. Peki elimdeki şeyi dedim niye düşürdünüz? Niye düştü dedim? Telefon niye düştü? neye düştü? Dedi ki fe, fe, orada dedi şua gönderildi dedi ona vurdu. Arkadaşlar tefekkür imani anlatıyorum. Tefekkür olunca hayatına İmam Gazali'den söyleyeyim en güzel cümle onun. E diyor ki dünya o kadar büyük değildir. Dünya hayatı nedir? Hayata yaşarken hayata sorduğunuz soruların cevaplarının yankılandığı bir yerdir dünya. Dünya neymiş bir daha? Hayat o kadar büyük değildir. Yaşarken yaşantı kendisi hayatınıza verdiğiniz sorular, sorduğunuz soruların cevaplarının yankılandığı yerdir. Ne sorarsanız, el sualil nisfil in. ilmi, soru sormak ilmin yarısıdır. Yani bilginin yarısı bendedir. Yarısını da ver bana demektir soru sormak. Kaliteli adamın kaliteli sorusu olur. Böyle tevit dersinde, Rize'de ders yapıyorum. Bak adamın seviyesine bak. Hocam bir şey sorabilir miyim dedi. Sor kardeşim, aynı böyle 200'de gidiyorum otobanda, takos koydu altıma. Dedim, sor dedim, cenazeyi yıkayabilir misin? diyor <laughs> Cenazeyi yıkayabilir misin? Açtı, i̇şte bak kaliteye bak, kaliteli adam. Şimdi dışarıdan, akıl sihirlenirse tefekkür edemez, istikamet itikadı olamaz. İtikat aklidir iman kalbidir. Vehhabilerin ve Şiaların itikadı bozuktur. Kalplerinde iman vardır. Akıl sihirlenirse ben bir sihir mi Ha aklı işte şu. indirsen aşağıya. Düşünemez. Doğru düşünemezsin. Bilgilerine ulaşamazsın. E, suizan edersin. İkide bir olumsuzlarsın. Bak aha, aklın sihirlenmesine bak. Mevlana der ki ayağına diken mi battı? Bağırma ve küfretme. Gülün habercisidir o. Gül olmayan yerde diken olmaz diyor. Çünkü ikisi beraber yaratmış Allah diyor. Bak şimdi ne kadar acayip. Bu da bir insan. Eğer akıl sihirlenmesi demek o şeddat var diye sefahatle eğlenceyle sihirleniyor. Yani sefahat ve eğlence sihirdir. Aklı sihirliyor. Aklı sihirlenince sefahat ve eğlence biraz önceki sayfadan. Akıl doğru duruş düşünemez. Tefekkür edemez. Peki eylemsel Suizan eder, vehim yapar. Habbeyi kubbe yapar, kubbeyi habbe yapar. ve Elzemle lüzumu birbirine karıştırır. Yani sıralama yapamaz. En lüzum hangisidir? En doğru sıraya koyayım demez. En basitçiyi şey, en tepeye koyar gibi. Artık siz doldurun içini. Şeddatlık olur. Akıl sihirlenmesi nasıl olur? Sefahat ve eğlence ile. Bu sefer akıl devre dışı olur. Tefekkür edemez. Suizan eder, e, vehim muptelası olur. En ufak bir şeyle hastaneye koşar. Gitti mi galiba? 6 ayda bir değil. Ayda bir çek yap yaptırır. Akıl sihirli. Yani hastalık hastası olur. Bedeni putlaştırır. Doldur da doldur. Vicdanı sihirlenirse vicdanda ne var? İrade, zihin, his. Latife-i Rabbani'ye çıkar yukarıya. Vicdanı sihirlenirse iradesi, zihni, hissi ve Latife-i Rabbani'si devre dışı olur. tarafkilliği Allah'ın düşmanlarına olur. El-hubbu filla ve el-buzu filla vicdanı sihirlenen kafire dost olur. Acımasız bir şey söyleyeyim ama vicdanı sihirlendiği için CHP oy verir. O alimleri asana taraftar olur. Ve din adını yapar. Alimleri ben asmadım, camileri ben yıkmadım. Yani fiilen gösteriyorum. Maalesef acımasız bir şey ama taraftar olur. Çarşaflı gider CHP verir. E o Sihirlenmiş olmaz mı? E buradan çıkacaksın fiilen bir şey almadın. Vicdanı şu hiç de rahatsız olmaz yani. Çok tuhaf değil mi? Bak e, sihirli gösterdin ha. Ne yapacaksın o adamın yaptığı sihir? Adam yaptı sihir zaten. Köpek sihri var bile ya. Arapçasını siz söyleyin. Ben demedim ha. Ahiret hassasiyetleri kaybolur. Vicdanı sihirlenirse ahiret hassasiyeti kalmaz. Vicdan nedir abiler? Vicdanı söylüyorum. Cenab-ı Hak haşir meydanında önümüze cenneti koyacak, cehennemi de koyacak, haşir meydanı kurulacak. Hesabı kendisi görecek. Hakim kendisi dünyadakilerimize şahit. O ortamı düşünebiliyor musun? Mahkemenin hakimi dünyadakilere de şahit. Sonuç cennet cehennem. Bu ortamı hayal et psikoloji. Ne sorulmasını isterdi? Neler sorulacak? Neler sorulmayacak? Nelerden kaybedeceksin? O psikolojinin Fotokopisini ben sana dedi Cenab-ı Hak şey, bir özelliğini yaşatayım. Kopyala yapıştır. Dünyadakinin adı vicdandır. Bozulmamış vicdan, uyanık vicdan, haşir meydanının küçük provasıdır. Nüminesidir, hulasasıdır. Vicdan neymiş? Haşir meydanıdır. Haşir meydanı. Kart nedir? Kainatın haritasıdır. Ruh nedir? O, o kainattan daha kapsar şeciri hilkatin haritasıdır. Akıl nedir? Lefi mahfuzundur. Nefis nedir? Nefsemare demeyin. Nefsemare'l-mülhüme mutmainel raziye safi vesayet. Kürs aleminin hulasasıdır. İnsan böyle bir saraydır. Ustad diyor ya, düşünsen ki bir sarayda bir malzemesi Çin'den, bir malzemesi Endülüs'ten, İspanya'dan, Rusya'dan, Cezayir'den, Tunus'ten böyle bir günde malzeme gelse de böyle bir saray olsa o saray malzemeleri bu devletten tosa. De ne kadar ki olur? İnsan da böyledir. 18 bin alimin malzemeleriyle insan inşa edilmiş. Aklı mahfuzdan, ruhu arş -i azamdan, kalbi arştan, vicdanı haşir meydanından. Haşir meydan ne sorulacağını istiyorsan ki İstiyor. Vicdan bize söylüyor zaten. Vicdan. Vicdan sihirlenirse ne olur? Haşi meydanındaki sistemimiz bozuk olur. El hubbu fillah vel ve buzu fillah. Allah'ın düşmanına dost olur. Vicdanı bozuk olanın. Şimdi kalbi sihirlenirse zikirden ve ibadetlerden nefret eder. Küfre taraftar olur. Kalbi yılan ve akreplerin girmesine yol açılır. Mağduplaşır. Mağdup. Gayril mağdubi aleyhim <laughs> ve lezzallin. Mağdup kalp dalin ruhu bozar. Mağdub dalin. Böylelikle size de ben sihir yaptım şimdi. Subliminal. Gayril mağdub ya lehi mağdub kalp. Dalin ruhu bozar. He. kalbi bozulursa mağduplaşır. Ruh bozulursa dalin olur. Peki ne demek? Yaradılış hikmetini kaybetmekten ahirete kör yapar. Kalp sihirlenirse. Gaflet ve dalalet, mağdub. dalli ne demek? Ma, ma, e, mağdubi söylüyorum. Yaratılış hikmetini, insan niye yaratıldığını unutmaktan, ahirete, geleceğe kör, mağdub. Dallin, Allah mı var, vahyi mi var, beni kim yarattı? Vahye sağır. Vahye sağır olursa dallin, ahirete kör olursa mağdub. Ha, ahirete kör olmak kalbi, Allah'a ihtiyaç hissetmemek, vahye sağır olmak ruhu yok eder. Kalbi sihirlenirse bu olur. Bak öteki sihirden bahsediyorsun. Ne sihir yani? Ruh sihirlenirse, ruhun içerisinde şu yedi tane var. Ben onu uzun olmasın diye ama anlatayım. El merkezinde soğan cücüğü gibi el merkezinden dışarıya çıkın. En e, vicdanın şey ruhun en merkezi şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya muhabbet-i münezzeh, çık dışarıya sevk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese 7 tane. 24. sözde mektupta söyler. Bu sistemi bozulur. Ruh sihirlenirse şefkat, muhabbet, sevk, şevk, lezzet lezzet kutsidir. Zevk bedenseldir. Z, bedenseldir. L, Le, lezzet, ruhsaldır. Mesela şu andaki lezzettir, zevk değildir. Daha kutsidir. O zaman şefkat, muhabbet, lezzet, böyle ya ifratta ya tefritte, ya helal haram demez, her şeyi atlar. Eğer bozulmuşsa hiçbir şey yok. Ne helali ne var, ne bir şeyse etmiş. Sonra ne yapar? Ulvi ve kutsi haletleri gider dalalete meyleder. Allah ile münasebeti pek kalmaz. Allah'a ihtiyaç duymaz. Ruh sihirlenirse. Şimdi 744 şuradan. işte orası. Geçen hafta ne yaparlar? Bir daha yapayım. 3 defa olacak. El tekrar Yani 180 defa da olsa. Velevkan 180. Çok güzeldi. Bilgisayarı gösterdim buradan. Telefon ediyorum. Furkan, o da onun bilgisayarı. Bana şifreyi ver. Şifreyi verdi. andix mi diyorlar? Endix. Sonra Tenviva var. Değil mi? Tenviver. Onun şifresi var. Geçen hafta yapmıştık. Benim bilgisayar uyduya bağlandı. Onun bilgisayar da uyduya bağlandı. Ben onu görmüyorum Almanya'da. Ben Türkiye'deyim. Hop şifreni ver. Doğan annenin ismi. Kendi ismini, doğumu. Ver. Banka şifrelerine girdiğim gibi. Girdim mi? Girdim. Benim ekran onun ekranı olur. Furkan bakar ki kendimi seyrediyorum, kendi bilgi. Hayır, oraya ben atıyorum, orayı ben değiştiriyorum. Şöyle yapıyorum. O da gör. Ay, böyle yapıyorum. Ben hürüm diyorum. Adam neresi hür? Beni seyrediyor. Yani benim koyduklarımı seyretmek zorunda. Taraf, ben hangisini taraftar olması, düşman olması, düş, dost olmasını ben belirliyorum. Evet hissi yaşıyorsun ama benim hissimi yaşıyorsun. Bu bilgisayar senin zannediyorsun değil işte. Onun üzerine yapıştırdım ben. Benim bilgisayarımdır ama görmüyorsun. İptal his bu demek. Başkasını yaşamak, sihirlenmek bu işte. Onu anlattım bir bir saate yakın. Bu ekran ne yapar? Buraya bakınca aklı sihirlenir, vicdanı sihirlenir, kalbi sihirlenir, ruhu sihirlenir. Sihirlenince ne olur? Eylemsel bu olur dedik. Peki buraya bağlanmasan huda şifadır. Allah ihtiyaçtır. Huda şifadır. Allah ihtiyaçtır. Vahiy ihtiyaçtır. Sordum dün. Dün şeye gitmiştim. Bazen de gitmenizi tavsiye ederim. Bazen değil. Keşke çok gitsiniz. O ateş gibi olan odaya ne diyorlar? Sonra randevu aldım gittim. Aman yarabbim Muhammed. C cehennemi muaceli. Her tarafım ateş. Şu yapıyor. 17 yaşında bir genç vardı. Saçı bu kadar kalmıştır. Şuraları kesmiş. Şunu da uzatmış böyle. Hiç beklemediğim söz demesin mi? Ben girdim selamlar aleyküm selam. Allah şifa versin dedi falan oturdum. Böyle yaptı ya. Ya Rab yakma bizi. Allah Allah. Olan bir baktım arkama. Ya yani adeta bana dedi ki bana bir şey anlat. Ben cehenneme daldım ya. Ben cehenneme daldım yanıyorum her tarafım su. Tamam, o ad Allah'ım yakma dedi. Allah'ım yakma deyince ben arkaya döndüm. Allah kim diyor ya? 17 hiç beklemiyorum. Tep, teper göz gibi şey var. Ya delikanlı doğru söylüyorsun dedim ya. Hakikaten böyle bir şey, bu ceh cehennem böyle mi ya dedim. Ne bu böyle ya dedi. Buna kim buna benzemiyor dedi falan başladık sohbet etmeye. Ondan buradan girdik. Sonra dedim ki Allah'a ihtiyaç hissediyor musun dedim. Ya dedi çatırma gelmiyor dedi. Polat'taki dediği gibi atırma geldi. Tövbe ediyor musun dedim Ömer'e. Dedim ki tövbe hatırıma gelmiyor ki dedi. 5-6 ay sonra nasıl bir varsa dedi. 5-6 ay önceki töbemi hatırlarım dedi bazen. Yani tövbe etmek için de hatırlamak gerekiyor. O çocuğa sonra sordum. Dedim ki şifa, huda şifa. Allah ihtiyaç mı? Allah ihtiyaç hissetmiyorum ama geçenlerde dedi sınava girerken Allah ihtiyaç hissettim dedi. Sure okudum dedi. Felek nasıl okumuş ya Rabbi falan. Başka Allah hissettiğim var mı dedim. Bir şey anlatacağım şimdi. Ya babam trafik kazası geçirdi. Hastaneye giderken Allah'ım orada da dua ettim ondan. Ondan yardım istedim. İhtiyaç ihtiyaçtı İhtiyaç dedi. E şimdi sauna gibi olsa bütün hayatın yaşadığın. Allah ihtiyaç olur mu? He ya dedi hiç öyle düşünmedim. Dedi. Sauna gibi olsa yaşantı. Her an sauna olsa. insan gaflete dalar mı? Sauna gibi. İşte bela, musibet, hastalık sauna gibidir der Mevlana. Ateş gibidir. Gaflete pek dalmamak için yapılıyor. Onun için veriliyor ya huda yani allah yani vahiy, şifadır heva biraz önce anlattım ilahlık iddia etmek ilahlık e heva iptal histir... yani iptal istemek başkasının yaşantısını yaşantım zannetmek ne derler diye yaşamak ne derler diye giyinmek ne derler diye tulü emez, bitmez tükenmez arsalar binalar paralar eurolar falan yani kendisini garanti almak gibi şeyler bunlar iptal histen geliyor Dava mı varmış, hizmet mi varmış, ahiret mi varmış, hizmet mi edilecek maddi manevi? Hiç, hiç. Pascal çağın onu. Hiç diyor. İptalis olmuş. Bu da teselli ister. Bu da tegaful ister. Yani iptalis. Nasıl olacak? Bunlardan tamamen devre dışı olacaksın ki aklı devre dışı, vicdanı, kalbi, ruhu devre dışı yapacaksın ki bu seni rahatsız etmesin. Nasıl yapacaksın diyor. Bu da meşgale ister, bu da eğlence ister hevesatı sihirbaz. Hevesler sihirbaz gibi sihirliyor bizi. Biraz önce e, sihir, akıl sihirlenirse, vicdan sihirlenirse ne olur diye buradan çıkardım. Bak atıflarını görüyor musunuz? Şualar 16'da, Hutbe Şami 70'te, Lemalar 116'da vesaire yerde var. Sihirlenirse, sihir öyle serserinin böyle yazmış bilmem çizmesinden değil esas bu. Ta vicdanı sihirliyor ki vicdan onu rahatsız etmesin ruhu tenvim edilsin. Ruh uyusun. Oysa ruh uyumaz abiler. Gece kim uyur? Bedenseldir uyku. Cenab-ı Hak ruhumdan öfledim ruhunuzu. Dolayısıyla ruhun uykusu yok. Sinetun ve nevm. Evet, ayet-i kürsüde ya. Uyku tutmaz. Allah uyku tutmaz. Bizim ruh da uyku tutmaz. Ruh uyumaz. Beden uyur. Onun için cennette uyku yoktur. Uyku olur mu ya? Ya öl ölümün kardeşidir. Geylani'ye demişler ki bir güldüreyim. Efendim demiş bir rüya gördüm demiş. Yorumlar mısın demiş. E Geylani yaptı Kadir Geylani Kudüs'e soruyor. Allah şefaatle mazhar eylesin. <laughs> ne dedi biliyor musun? Ya bir anlat daha falan Allah hayretsin yorumlayayım demedi. Ne? Rüya mı gördün? Evet efendim. Evet. Ha yattın sen. Ha uyudun sen yani. Uykuyu kabul etmiyor. Çok acayip yani. Bir iki saatte götürüyorlar işi. O da bir motive olsun diye. E 40 sene yatsı namazının abdesiyle sabah kılan ecdadın torunlarıyız da bizim atalarımız o. Kiminin atası kimi neyse benim atam bunlar. Biz bunların torunlarıyız. <laughs> He? Biz bizden. <laughs> Atalarımızı biliyor herkes çok şükür. Biz onların izindeyiz elhamdülillah. Ta vicdan aldatsın, ruhu tenvim edilsin. Niye? Ta aile Yakıyor. Akıl yakıyor. Vicdan yakıyor. Vicdan haşirde meydan, haşir meydan'dan haber veriyor. Yapma Hasan diyor. Aklın aklıdır vicdan. Deme diyor. Yanlış yaptın diyor. Telefon et diyor. Özür dile. Hakkını helal ettir. Cık. Vicdan. Vicdan yakıyor. Vicdan neydi? Haşir meydanı. Orada pişmanlıklar olmayacak mı? Ha burada uyanık olan vicdan da pişman. Yapma demeseydin. Derste şöyle yapmasaydın. Kılmasaydın kalbini falan. Bize dettiren vicdan. Haşir meydanın küçüğü ya. Modeli ya, ha vicdan rahatsız ediyor. Batma etme gitme verme faize bulaşma faize girmek <laughs> dini cemaat olmuş ha faize aldır diyen cemaat olmuş. Bir de din ha Hafsala almıyor yani. Bu ahır zaman ne garip bir zaman ya ne bereketli. Şükredin bu zamandasınız. En ufak bir amel dev oluyor dev harama muhalefet etmek dev oluyor. Bulamazsınız, bulamayız. Bak bir, vacip yapmak için selat-ı vitir kılman lazım. Selat-ı vitir kılman için de 24 saat ömür gerekiyor. Bugünkü selat-ı vitir kıldın, kıldın. Bir dahaki 24 saat gerekiyor. Bir vaciptir ha selat-ı vitir. Kurban vaciptir. Ama karşıdan bir açık saçık geliyor haram. Kafayı bir çevirdin. Yüzlerce sünnet vacip işledin. Nerede bulacaksın İslam cemiyetinde böyle bu böyle terk, -i terk -i haram? haram yok ki ta haram terk olsun. Yani bilin yani kıymetini ki elimizden gidiyor gitsin de ama beşi, kem, ben 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 merkezli düşünüyorum. Böyle münbit faydalı zengin bir sebap dönemi yok Ahir zaman. Ta elemis olmasın yoksa o elemi elim vicdanı ihrak eder. Fizarı vicdanın ağlaması dayanılmaz. Elimiz yes, çekilmez. Vicdan çökerse veya çökmeye giderse nasıl anlaşılır? yeis olur, ümitsizlik olur. Haşa ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Gençler ne halde olursanız olun. Haşa yüz bin defa haşa. Şey için söylemiyorum da. Meyhanen dahi olsa sakın Allah tarafkirliğini bırakma. Ne halde olursan ol. Nereye olursan ol. Allah'ın tarafın tarafkiri olacaksın. Küfre tarafkir olma. Günahlar insanı kafir etmez. Kafire tarafkir kafir eder. Kafirin yanında olmayacaksın. Yani günah kafir etmez. Kafir etmez. Ama sonra orayı tarafkirli normal görürsen eder. Bak günah, günah günah işlemek imansızlıktan değildir. Aldanmaktandır, örtülmektir. Ama kafire taraftar oldun mu hiç şansın yok. Allah muhafaza. Eylemeye e, hiç çekilmez. Var ya böyle. Psikolojide yansıması şu. Ah zaman olsa da. Ya ben düzelmem ya. Hep beni mi buluyor ya? Ya niçin böyle oldu? Aslında çok iyiydi ya. Her şey güzeldi. Deme öyle. İnsan olduğu için değişiyorsun. Bunları nimet kabul et. Hiç psikolojisi bozuk sır gördün mü? Böyle sır var mı? Aaaa! Ne oldu lan? Psikolojim bozuk. Hiç böyle bir sır gördünüz mü? Batsın bu dünya. <laughs> Yaptım ya. Yok. Diyen yok, yok vallahi ya. Güneş de öyle ya. Köpek, öyle. köpek köpek olduğunu bilir mi? Yok Yo, Kafayı yer ya. Acayip bir şey ya. Ben günahkar olduğumu biliyorum. Ne nimet ya o. Köpek ısırmış biraz sonra birkaç dakika sonra uçacak. Lan ısırdın lan tahrip ettin. Bilmiyor ki köpek olduğu için. Köpekler de öyledir. Öldürür, öldürmeyi de bilmez. Öldürdüğünü bilmez çünkü köpek. Köpek bile değil, özür dilerim köpekten. Evet, çekilmez neredeydim? Şurada. Demek sırat-ı mustakimden, ihtina sırat-ı mustakimden ne kadar uzak düşse o derece, o nispeten şu halet tesir eder. Dört tane tak 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 tak. Akıl, vicdan, kalp dedim ya. Vicdanı bağırttırır. Her lezzetin içine elemi var birer iz. Allah her lezzetin içinde gülün yanına da de, Mevlana demiş ya. Diken aslında onun adresidir diyor. Her lezzetin içinde var elem demek. Celal içinde cemal. Cemal içindeki celal var. Lütfu kahrın. Şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulur sultan olan anlar bizi. Ne demek? Lütfu kahrın, yani lütfu da kahrı da Allah için birdir. Şeytan melek, dışarıda şeytan melektir. Arkada şeytan mudil esması, melek ise nur esması. İkisi eşittir. Lütfu kahrın, şeyin vahid. İkisi de aynı. E bilmeyen çekti azap. Bilmeyen. E o azaptan nasıl kurtulacağız? Onun arkasına geçersin. Nasıl geçecek zamanım kalmadı da. İnşallah devam ederiz bu derslere. Sonra diyeyim, her lezzetin içinde var ve birer iz, elemi var. Ama elemde de lezzet var. Niye? Sıkıntı çekiyorsun, demek ki varsın. Ben kanserim diyorsun. Psikolojim bozuk, canım sıkıldı. Abi çok kendimi iyi hissetmiyorum. Kim? Kendimi. Ha varsın. dünyanın altında bilimsel 120 milyar insan var. Varlığının senin boyutunda varlıkları yok. Öyle öyle insanlar var ki aşağıda 5'te dördü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah la ilahe illallah İbrahim Resulullah diyememiş. 5'te 4'ü. 120 milyar. Bak benim psikolojim bozuk diyorsun. Ha demek varsın bak varlığını hissettiriyor. Sihat hissettirmiyor, unutturuyor. Mevlana'nın şeyi söylediğini söyleyeyim. Hamur yaptınız diyor ekmek. Bu cemaaldır. E, yenir mi? Yenmez. Pişmesi lazım. Bu da celal lazım diyor. Be, beni bana hissettiren o ateştir. Pişmesi gerekiyor. Piştim yanım var ya. Devam ediyorum. Demek heves, heva, eğlence, sefaatte memzuç olan şu şaşayı medeni. Bu medeni demek. Usta diyor ki mimsiz medeni. Medeniyet Osmanlıca'dan mimi sökerseniz deniyet he? Deniyet olur. Deniyet alçaktır. Bu dalaletten gelen şu müthiş sıtmayı bir yalancı, merhem, uyutucu, zehirbaz. Yani ne yaptı biliyor musun dalaletten? Dalalet neydi? Vahiden kopmak. Gaflet neydi? Ahiretten kopmak. Dalalet ne yaptı? Vahiden koparttı. Kopartınca mimsiz medeniyet bu zannetti hayat. Şaşai medeni. Şaşai. Ama ne yapmış o ustad 17. lemada söylüyor. Farklı farklı renklerle ampuller takarlar ya böyle eğlence diskote yerlerde. Şak şak yanıp sönüyor. Bir cennet gibi yaparlar. Oysa lambaların sönüp yanması diyor. E ruhu lezzet eder mi? Sonra çıktığı zaman ne olacak sabaha karşı? Kenar köşede bitmiş. Böyle bir yer görmüştüm caddede. Ee, devam et. Yukarıya çık. Ha. E, bu dalaletten gelen müthiş sıtmaya bir yalancı merhem uyutucu zehirbaz. O lambalar takar takar şarkılar türküler tak tak tak. Uyutucu zehirbaz. Zehir saçıyor. Zehir. Aklı zehirliyor, kalbi zehirliyor, psikolojiyi zehirliyor, ruhu zehirliyor, ameli zehirliyor, ikili ilişkileri zehirliyor. Pat diye geliyor, biraz önce seyretmiş hanım veya erkek. Videodan çıkmış, o mutfakta, o salonda, oda odasına zehirlenmiş çıkmış. Hırçın, doyumsuz, kanaatsiz, memnuniyetsiz, anlayışsız, afsız, sabırsız. Hayır anne, of be, hep beni buluyorsun ha, Allah Allah. Ya hiç de anlamıyorsunuz beni. Hiç böyle görmüyor musunuz dışarıda? Ben bari evdeyim. Allah Allah. E ne olacak diye odadan çıkmış. Zehirlenmiş. Hanım da mutfaktaydı. O da erkek de. erkekte. O da zehirlenmiş. Ne olacak sonra kapandığı zaman. Aa ne güzel bir hayatmış ya. Of be. Nerede ya? Var mı öyle bir dünya? Geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete yani dünyada da geleceğini zannediyorsunuz diyor. Ey aziz arkadaşım ikinci yolumuzda o nurani tarihte bir halet hissettik. Var ya ihtina sıratel mustakim. O halette oluyor hayat, madeni, lezzet. Eğer istikamet olursa hayat hakikaten celalde cemali, cemalde celali görecek bir aleti elde etmiş oluyorsun. 24. söz. Hayat ne olur? Madeni lezzet olur. Ağlam ne demek alan? Elemler olur lezaiz. Elemler meğer kendimi bana hissettirmek içinmiş. Mevlana'nın dediği ki fırınmış. Ekmeği pişirmek içinmiş. Kaksın hastalık, elemler, sıkıntılar. Benim varlığımı bana kim söyleyecek ki? Varım. Dişim, aa dişim var. dişim varmış. Armadan önce var mıydı? Ağırmadan var mıydı böbreğin? Yoktu. Ağırmadan önce bir dakika. Eskide düşünürdüm. O korona döneminde bize de bir vurmuştu böyle. Ya dedim öksürmeden nefes almak ne demek ya dedim. Çok acayip. Değil mi? Öksürmeden. Bak ne kadar nimetmiş. O hikayede vardı ya formalite. Sonra aha eğer meseleyi bilirsen hayat nereden geldik ya lanet olsun hayata diyor adam. Tabi Hayata geldiğine pişman olur. Oysa her hadisede var bir lezzet. Madeni lezzet olur. Alam, elemler, sıkıntılar, dertler, kederler olur. Lezaiz. Allah bilince bak nasıl deşiyor. Onunla bunu bildik ki mutefavit derecede kuvveti iman nispetinde. Öteki sayfaya geçer misin? Nispetinde ruha bir halet verir. Ceset ruhla mültezdir. Yani ceset Un çuvalı gibi düşünün. E, çuvaldan unu boşaltın. Çuval ne olur? Yığılır. Cesetten de ruhu kaldırın. Ceset nereden lezzet alacak? Neyle alacak ki? Ha, o zaman ceset ruhla lezzetlenir. Ceset ruh ile lezzetlenir. Ruh ise ters. Ruh vicdanla mütelezziz olur. Yani e, sırayla böyle. Bu ceset ruh olduğu için lezzetler alır. E, ruh olduğu için. Ruh da Vicdan olduğu için o da lezzetlenir. Ruh vicdanla, cesetle ruhla lezzet alır. Vicdan nedir? El hubbu fillah ve el fillah. Altı tane iman esasının dibidir, altıdır. Zemini der, der ilmi kelime alimleri. Yani Allah'a iman, peygamber iman, iman et, 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 namaz bile kılıyor. Ama el hubbu fillah ve el fillah kafire taraf gel olursa hepsi gidiyor. Yani demek ki ruh da ne ile lezzet alır? Vicdanla. Vicdan. Vicdan neydi? Haşir meydanın provasıydı. Haşir meydanın E Nasıl ondan lezzet alırız? İmani bil ahirete. Ahirete iman etme nispetinde vicdan genişlenir. Ne işe yarar dünyada? Vicdan uyanık olursa haramdır, helaldir, yapamam, diyemem, veremem, gidemem ya, ders saati ya, kalkmam, gitmem lazım hayatımızın içerisini anlamlandırıyor. Niye aram dedin? Yapamam niye dedin? Veririm niye dedin? Doğru ve yanlışlarını nereye göre ayarlarsın eğer ahiret yoksa? Eğer ahirete iman yoksa bir insanın doğru ve yanlışları nereye göre olur? Yapamam. haramdır ya. Olur mu ya? Ayıptır, günahtır, vefadır, iyidir, sevaptır, yapayım. Bunları sana söylettiren nedir? Ahirete iman. Ahirete iman. insan hakim olursa evde cennet olur, cemiyet hayatı da cennet olur hakkını bilir. Bak evde ahirete iman hakim olursa diyor usta şu alarda. İmanı bil ahiret eve hakim olursa herkes haddini bilir. Haddini bilen hududunda kalır. Ne yapar? Olur cennet ya. Aile hayatındaki huzurun kalkmasının sebebi diyor. Aile hayatına imani bil ahiretin hakim olmayışındandır. Şu söylüyor. Eğer ahiret inancı eve hakim olsa cennet olur ya. Devam ediyorum. Bir saadet acile eğer biz sırat-ı müstakime uyarsak bitiyor abi bitti. Saadeti acile yani ahirette nin muacceli. Muacceli peşini yani sonra vereceğinin Allah'ın delili şimdi vermesidir. Nedir o? Aklımızda, vicdanımızda, kalbimizde, ruhumuzda cennet havası olur. İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş İncil'inden bahsedeyim. Diyor ki Kime verilecektir? İsteyene verilecektir. Ama kim her isteyeyim? Hayır. Ahirette diyor. Ahirette kime verilecektir? Dünyada verilene verilecektir. Bir daha. Ahirette kime nimetler verilecek? Cennet, kendisini Allah kendisini, Rab kendisini kime verecek? Dünyada kime verilmişse ona verilecektir. Yani cümlesi şöyle. Verilene verilecektir. Ahiretteki cennetin saadetin nümenesi vicdaniyatımızın inkışafı ile insan bu dünyada hisseder. Yani saadeti acile nikah da iki tanedir. muacel muacel İşte ihtina sıratımız Kim Ne kadar biz aklımızı, vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu istikametine koyar koyar peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesini uydurursak o nispetten muaccel acele bir saadet olur yoksa orada korkunç olur tabii. Bir saat nerede biliyorum korkunç? Burada da korkunç. Niye yaşanmaz hali niye gelmiş? Niye intihar ediyorsun kardeşim? Niye intiharı düşünüyorsun kardeşim? Bir sor bakalım hayatına. Bu hale nasıl geldin ya? Bir sor. Bir saadet acile vicdanda mündemiştir. Vicdanda gömülüdür. Bir firdevsi manevi. Firdevs cennetin altıncı tabakası. Nasıl inkişaf eder? Altı tane iman esası inkişaf ettikçe dünyada muacel yansıması olur. Ahirete ve Allah'a, meleklere, kitaba iman etmenin sonucu, mükafatını sporda görmeyeceğiz. Dünyada da öyle ya. Bana bak bu heyecanı veren ahirete iman. Allah'a iman. Tabii ki ya. Sana o fedakarlığı yaptıran tam bir fırsattır diyor bir tanesi. Tam o haramı tam diyor Devlet memurudur, faizi alıyor. Rüşveti alıyor. Devlet memurudur, zina yapıyor bilinmez. Tam bir fırsat. Öteki hayır diyor. Nasıl yapabiliyor? İmanı bile ahiret kardeşim. İmanı bil ahiret insana ne kadar kimse olur dünyası cennet. Aa, cennetin e, altı tane iman esasını besliyor peşinen. Mesela bir tanesini yapayım. Allah a iman ne yapar? Az, fark, itimat ve kanaatını geliştirir. Allah'a itimat edersin, Allah'a da kanaat edersin. Kalksın bakalım itimatı ve kanaatın. Allah'a itimat ve kanaat olmayan ne yapar? Puh. Teslim ve tevekkül ahirete imandan geliyor. Teslim ve tevekkül ahirete iman edersek bize teslim ve tevekkül veriyor. Çok şükür. Firdevsi manevi kalbinde mündemiştir. Cennetin altı tabakası kalbinde mündemiştir. Düşünmek ise deşmektir. Bak buradan söylüyor. Düşünmek deşmektir. Şuur ise şiar-ı Ne demek? Uyanık vicdanı vicdan uyanırsa şöyle bir vitrin ekran gibi düşünün. Ekran gibi düşünün. Şifreye girdim. Aa pat geldi. Heh. Vicdan uyanık olursa şuur ise şiar raz demek. Şiar alamettir. Yani şair İslamiyedir. Ahiretin altı tane iman esasının komprimi vicdana yansır. Onun adı vicdandaki yansımasına şuur denilir. Şuur. Allah'a, meleklere, kitaplara, ahirete, peygambere, kadere iman etmenin bizdeki yansıması, vicdandaki yansımasının adı şuur. Yani şiar, oradan alamet, onun bizdeki iz düşümü. Yani güneş var, nereden biliyoruz? Aynada yansıdı. Demek ki var. Karşıda bahçe var. Nereden biliyoruz? Aa, yansıdı aynada. Heh. Ahiretin varlığı vicdaniyatta inkişaf eder. Mesela diyelim ki tam bir fırsatın vardı. Kaza sucuydun. Devlet memuruydun. Verdiler parayı. Şu yanlış onayla. Hakimdin. Polistin. Yapamam diyorsun. Niye yapamıyorsun? Niye yapamıyorsun? Vicdan bırakmaz seni. Yaptın diyelim. Bunu duydun şimdi yakacak seni. Yakı, yakması yakacağını. Şu anda haramı terk edince diyor ondan alacağın lezzetten daha kutsi ben diyor vicdanına lezzet koyacağım diyor Allah ayetinde. Devam ediyorum. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilse, edilirse, vicdanı tahrik edilse, ruha ihtisas verilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi, yani ateş var ya ateş, seni yakan nur olur. Şitası yaz olur, kışı da yaz olur. Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, cennetin altı kapısı açılır. Yani altı tane iman esasını saat geçtiğini biliyorum, farkındayım ama bitti. Vicdanda altı tane iman esasının yansımaları olur. Dünya o zaman olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz. Böyle kanatlanır, uçar da uçar. Yani Allah ve ahiretle ümitli yaşayan bir insanın bahtiyarlığı kadar kimin de bahtiyar olur? Dünyada en bahtiyar insan altında arabası olan, yatı katı, atı iti, eşeği arabası vesaire olan değil. Dünyada en bahtiyar insan Allah ve ahiretle ümitli olan insandır. Ruh uçar. Bela ve musibetlerin de hep merhemi budur. Ölümün de çaresi budur. Allah ve ahiretle ümitli olmak bu bahtiyarlık başka bir şeydir. Hepinizde var çok şükür. O zaman dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız ne yapar? Eder pervazu perdaz. Kanatlanır uçar. Olur şehbaz. Yani öyle yüksekleri uçar ki şehbazı, şehnaz, yelpaz. Peki o kanatlanınca seni ileriye iten nedir? Basınç. Namaz ile niyaz. Şehpaz'ın Şehnaz yelpazesi namaz ile niyaz tak 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 yani nama, namaz niyaz o uçmana sebep olan Boşlukça uçamazsın. Yani dersin ki ben Allah'a ahirete iman ettim. Hani kanatlar? Hani uçmak? Namaz ile niyaz varsa o da var. Ey aziz yoldaşım, buyur ustadım. Şimdi Allah'a ismarladık. Allah seni mübarek etsin. Allah senden Razı olsun usta. Şanına yakışır gibi muamele etsin sana da bize de. Bizi de sevenleri, bizim de sevdiklerimizi. Gel beraber bir dua ederiz. Sonra da buluşmak üzere ayrılırız. İhtina sırata müstakim. Ya Rab bu dersten hasıl olan sevabı emelememiz bizzat. Far-i kainat Resulü i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruh alilerini belirtip vasileyle ya Rabbi. Peygamber ve vesselamla. Adem Aleyhisselam arasında ne kadar enbiya ve ittiba eden ümmetler gelmiş geçmişlerse onların da ruhlarını beyledik vasileyle ya Rabbi. Ve asıl olan sebabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, etbağı ve cümle zürriyetini Ridvanullahi Teala Aleyhim, Aleyhim Ecmain'in ruhlarını da beyledik vasileyle ya Rabbi. Hasseten elimizi kaldırdık ya Rabbi. Bizimle kadar olan, bize dua edenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi hepimize, hepinize söz verdiğimiz ve üzerlerimizde hakları olanların ruhlarına da beledik ve vasileyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu dersten hasıl olan ve hasıl olmasına sebep olan hangi esma ve sıfatın ve hangi Allah'lık hakikatın tahakkuk etmişse onun hürmetine Gazze'ye, Gazze gibi olan memleketlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. O hakikatla o ismanı orada ne iktiza ediyorsa hem bu dersten hasıl olan esmaların hakikatları gazzede ne iktiza ediyorsa bilmiyoruz. Allah'ım onları tahakkuk ettir. Ve hasıl olan ve ortaya çıkan bu dersin arkasındaki esma sıfat ve Allahlık hakikatın hürmetine İsrail'e, Amerika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya ki hepsinin mer merkezi olan İngiltere'ye, oraya ve onların tarafgirliklerine ve türevlerine ne iktiza ediyorsa Allah'ım kahar, muntakim ve diğer esmaların tahakkuk ettirmesi nasip eyle ya Rabbi. Kahr ile per, perişan eyle ya Rabbi. Kahr ile hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Ve hizmet imaniye Kur'an'ı bizi daim kayım sayım eyle. Amin. Hizmet imaniye Kur'an'ı hasıl olan iştiraka, amal uhreviden hissemizi ve hissel hisselerimizi çoluk çocuğumuza da hissedar eylesin. ahırda vahum. En ilhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil alemin. İhtine sıraten mustakim. Sıraten lezine namta aleyhim. <karaoke>. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve la dalin. El Fatiha. Amin. Amin. Allah, <-u'sUB> Allah sizden de razı olsun. Sizin söz verdiğiniz, dua edeceğim dua sizden dua isteyenlerden de Allah razı olsun. Sizi sevenleri, sizin de sevdiklerinizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize hak ve hukukları olanları da Cenab-ı Hak merhamet eylesin.